Merhabalar, 9. sınıf orijinal ders öğelerinin 4.sünde üçgende açılara devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 17. ve 18. sayfaların çözümlerini gerçekleştireceğiz. Hemen arkadaşlar ısınmışken, hazır ısınmışken böyle derse, bilgilerde böyle tazeyken hemen 10. soruyu deniyorsun. Tamam mı? 10. soruyu deniyorsun hemen. Evet, ne diyor? ABC üçgen diyor. Bakın diklik var. Şu dik açı biliyorsunuz. BH ile HC birbirine eşittir. Şurada DC ile de AB uzunluğu birbirine eşittir. Bak buradaki eşitlikler biraz alakasız yerlerde değil mi? O zaman ne yapacağız? Bir Ali Cengiz oyunu yapacağız burada. Alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ben geçen dersimde hatırlattım ki bir 4 tane bilgi vardı değil mi? Hatırlıyorsun onları. Neydi onlar? Bakın A, B ve C üçgeninde, hatta şuradaki yüksekliği de çizecek olursak ne olacak? 4 tane özellik vardı. Neydi birincisi? Açıortay. Sonra kenarların açı olması arkadaşlar. Şuradaki taban açılarından eşit olmasıydı. Kenarların şöyle eşit olmasıydı. Bu da yükseklik ne yapıyordu arkadaşlar? Tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Bunlardan herhangi iki tanesi varsa diğer ikisini de ne yapacaktın? Soru üzerinde sen gösterecektin. Bakın şimdi şurada diklik var. Diklik var arkadaşlar. Doğru mudur? Bir de taban iki eşit parçaya bölünmüş. İki tanesi var mı? Var. O zaman ne yapacağız? Geri kalanı biz tamamlayacağız. Tamamlayalım. Şurayı şöyle bir üçgene tamamladığım takdirde arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Bakın şuradaki bu kenarla o zaman bu kenarda birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Bak eşit olduğu zaman şurada ABD üçgeninde bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Buradaki açıları da açıortay da aynı zamanda arkadaşlar belirleyeceğiz. Değil mi? Şuralarda ne olacak? Açıortay olacak. Şuradaki üçgende 90-35. Bakın şimdi şurası 90 ya, diğer iki açının toplamı da 90 olması lazım. 35 ile neyi toplarsam 90 olur? Tabii ki 55. Dolayısıyla bakın burası da 55 olmuş oluyor. Burada bir tam açı var. 55 daha 110. Dolayısıyla 180'e tamamlayıcısı 70. ABD ikizkenar üçgen olduğundan dolayı artık alfa açısı da ne olacak arkadaşlar? 70 derece olmuş olacak. Tamam. 11'e bakalım. Bakın buradaki açıortaylık var. Açıortaylık var, diklik var. O zaman ne olacak? 4 tane özellikten 2 tanesi sağlanmış. Diğerlerini de sen yapacaksın. Ne diyeceksin? Hocam burası ikizkenar üçgendir. Hatta diğerleri de karışmasın da ikizkenar üçgendir. Şurayı hallettik. Dikme tabanı iki eş parçaya bölünecekti. Dolayısıyla bakın buradaki de ne olacak? Şu BH ile HC uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Bunu yaptık, ne oldu? Bak tamamladığın zaman işte bak şuradaki üçgen var ya, BDH üçgeni, bak ikizkenar üçgen olmuş oldu. Anlaştık mı? Bunlar arkadaşlar ne olacak? Yapılacak. 4 taneden 2 tanesi varsa senin işine yarasın ya da yaramasın yapacaksın bunlar. Başka çaren yok. Hatta bir de buradaki taban açıları da birbirine eşit olmuş olacak. Tamam. Bak hatta şuradaki HDC üçgeninde 10'la 30'u toplayınca iki iç açının ölçüsü kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşit değil miydi? 10 ile 30'u toplarsam ne olacak? 40 olacak. İkizkenarlıktan dolayı bakın burası da ne olacak? 40 olacak. Şimdi arkadaşlar şu üçgene bakın. Şu üçgene. İki iç açının ölçüsü toplamı 40 ile 40'ı toplayınca şuradaki açıya eşit olmayacak mı? Kendisine komşu olmayan dış açıya. Burası dolayısıyla 80 olacak. Burası da 80 olacak. Alfa ne olacak? Şuradaki üçgene bakalım. Burası da bakın 90. 90 ise diğer iki açının ölçüleri toplamı da 90 olsun ki 90 180 olsun. 80 ise 90'a tamamlamak için buradaki alfanın 10 derece olması gerekiyor. Tamam? Deniyorsun değil mi bunları benden önce? 12'ye bakalım şimdi. ABC bir üçgen. Tamam. AC ile AB birbirine eşittir. AC ile bakın şöyle AC uzunluğuyla AB uzunluğu. Bunları göstereceksin önce. BD ile bakın BD ile DC uzunlukları birbirine eşittir. 20 ile 30 derece verilmiş. BAC açısının ölçüsü. BAC dediğimiz arkadaşlar ortadaki açı A açısı ya. Tamam. Bunun ölçüsünü, A açısını soruyor yani. Şimdi bak şurada bir ikizkenar üçgen var değil mi? BDC üçgeninde. BDC üçgeninde. Şuradaki üçgende. Şöyle. Evet. İkizkenar üçgen var. Dolayısıyla arkadaşlar 30 ise burası da ne olacak? 30 olmuş olacak. Şu açının tamamı ne yaptı? 50. Arkadaşlar ABC üçgeninde bir ikizkenar üçgen olduğundan dolayı burasının da tamamı ne yapması lazım? 50 yapması lazım. Doğru mudur? 30 ise buraya da ne kaldı? 20 kaldı. Zaten üçgende ABC üçgeninde taban açıları 50'şer değil mi arkadaşlar?
Evet, 50-50 100. O zaman şuradaki tepe açısından ne kalacak arkadaşlar? Tabii ki 80 derece kalmış olacak. Tamam. 13'e bakalım şimdi. Yukarıdaki üçgen kartonun AC kenarı ile AB kenarı birbirine eşit olup, bak AC ile AB birbirine eşitmiş. Şunlar birbirine eşitmiş. O zaman bak burada diklik var. Diklik var. İki tanesi sağlandı mı? Sağlandı. Ne yapacaksın hemen? Taban açıları eşittir hocam. Güzel. Hocam burası açıortaydır. Güzel. Tamam. Diğer ikisini de hallettik. Tamam. Şimdi ne diyor? Birbirine eşit olup AH yüksekliği boyunca iki eş parçaya ayrılıyor ve bu parçalar aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Bakın iki eş parçaya ayrılıyormuş. Tamam. O zaman arkadaşlar bak buradaki parçalar şu parçayla şu parça birbirine eşit. Değil mi? Şuralar zaten 90'ar derece. Şuralar da birbirine eşitti. Dikkat edin. Şuradaki açılar da birbirine eşittir. Yani ben buraya alfa diyecek olursam burası da ne olacak? Alfa olmuş olacak. Buna göre oluşan şekilde alfa kaç derecedir diyor. Alfa kaç derecedir diyor. Bak arkadaşlar dikkat edin. Şimdi 90 derecenin karşısı 90 derecenin karşısı bu değil mi? Evet. Burada şurası da 90 ya. İkisini toplayınca 180 yapacak değil mi? Doğru açı olduğundan. Buradaki 90 derecenin karşısı da bak burası olmayacak mı? Bunlar eşit. İkizkenar üçgen ya bu. Değil mi? 90 derecelerin karşısı eşit. Bak şuraya bak 90'ın karşısı bu eşitkenar değil mi? Burası da bak 90 ya. Bunun karşısı da eşitkenar. Dolayısıyla bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bak şuraya bak. Şuraya bak. Şimdi şu HC üstüne bak. Şurası arkadaşlar dik kenarların kısa kenarı değil mi? Hatta bunda iki çizgide değil de tek çizgiyi gösterir. Tamam. Şimdi şuradaki üçgende bak A1 BH üçgeninde de dik kenarlar, dik kenar uzunlukları bak BH'la A1H değil mi? Kısa kenarı hangisi? Dik kenarlardan şurası değil mi? O zaman arkadaşlar bunlar da birbirine eşittir. Anlaştık mı? Bakın şuradaki üçgende bak bir daha söylüyorum. Şuradaki üçgende dik kenar demek ne demek? Dik kenar şuralar. Bak şurası. Şu. 90 derecenin ayırmış olduğu kollar. Kısa kenarı hangisi? Şurası değil mi? Evet. Şuradaki üçgende de dik kenarlar burasıyla ve burası. Kısa kenarı hangisi? Burası. Bunlar eşit olacak. Niye? Bu üçgenler eşit ya arkadaşlar. İki eş parçaya ayrılmış. Dolayısıyla bak burada bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Burası 90. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki açılar da ikizkenar olduğundan dolayı alfa olacak. Nasıl böler? 45 dereceye 45 derece. Burası 90'sa diğer iki açının ölçüsü de toplamı da 90 olacak. Bunlar zaten ikizkenar olduğundan dolayı 45'e 45 şeklinde bu 90'ı paylaşmış olurlar. Cevabımız 45. Tamam. Atayım mı yıldız? Evet. Şimdi eşkenar üçgendeyiz arkadaşlar. Bir tane orijinal bilgi notumuz var. Hemen okuyalım. Kenar uzunlukları aynı ve iç açıları birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Eşkenar üçgenin iç açılarının her biri 60'ar derecedir. Niye? Arkadaşlar bunların bütün kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla açılar da birbirine eşit olmak zorunda. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Hepsi eşit olacağından dolayı 60, 60, 60 şeklinde ne olacak? Paylaşmış olacaklar. Tamam. Şimdi bak ikizkenar üçgende söylediğimiz özellikler var ya aynen bunda da geçerli. Niye? Şimdi arkadaşlar bak ben burada tabana dikme indirmiş olsam. Bak tabana dik indirmiş olsam. Aynı zamanda bak burası ikizkenar üçgen olmuş olmuyor mu? O zaman bak burada ne oluyor arkadaşlar? 90, 60 şurası da 30 oluyor. Açıortay olacak diye zaten hatırladın mı? İkizkenar üçgende burası açıortay olmuş oluyordu. Tamam. O yüzden tabii ben dikleri illa buradan çizmek zorunda değilim. Şuradan da çizmiş olsam aynı şey. Şuradan da çizmiş olsam arkadaşlar ne olacak? Aynı şeyler geçerli olmuş olacak. Tamam. Bak burası bu yükseklik olduğundan dolayı burası açıortay olacak. Burası da 30'a 30. Şuradaki yükseklik olduğundan dolayı burası 30'sa burası da 30 olmuş olacak. Bakın aynı zamanda tabanlar da birbirine eşit olmayacak mı? Tabanı iki eşit parçaya ayıracak yükseklikler. Şunlar da birbirine eşit olacak. Bunlar da birbirine eşit olacak. Bu eşkenar üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar hepsi tek çizgi olacak. Anlaştık mı? Eşkenar üçgen olmamış olsaydı o zaman hepsine tek çizgi değil de birine tek çizgi, öbürüne çift çizgi şeklinde yapacaktık. Tamam? Yani ikizkenar üçgende bütün özelliklerini taşıyor. Örneklerimizle pekiştirelim buradaki olayı. ABCD dörtgen demiş. Tamam. AD, DC ve BC uzunlukları birbirine eşittir. Şekil üzerinde zaten göstermiş bunları. 20 ve 60. Buna göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar şunu yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Burada 60'ı gördün mü? Gördün.
60, bak bir de burada ikizkenarlık var ya, var. O zaman ne yapacaksın? Bunu eşkenar üçgene tamamlayacaksın. Nasıl? Bak şurayı birleştirdiğim takdirde ne oldu? Bir eşkenar üçgen oldu. Hocam nerede oldu? Şimdi bak, burası 60 değil mi tepe açısı? Evet. Dolayısıyla şuradaki iki açının ölçüsü 120 olmayacak mı? Üçgenin çapları toplamı 180 ya. 60'ı burada, geriye 120 kalıyor. E bunlar da ikizkenar olduğundan dolayı 120'yi 60'a 60 şeklinde paylaşmayacaklar mı? Paylaşacaklar. Bak bütün açıları 60 olduğundan dolayı eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgenin bütün açıları da, bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dolayısıyla burası da çift çizgi oldu. Peki bunu böyle yapmakla ne oldu arkadaşlar? Elimize ne geçti? Buradaki ABD üçgeninde ikizkenar üçgen olmuş oldu. Bak burası 20 ise ikizkenarlıktan dolayı burası da 20 oldu. Bak şunlar ikizkenar oldu ya arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla alfa açısını bulduk. 60'da 20'nin toplamı değil mi? 60 artı 20'den ne geldi? 80 derece gelmiş oldu. Evet. 15'e bakalım. Bunlar sende. Deniyorsun ha. ABCD dörtgeninde AB, BC ve AD uzunlukları birbirine eşittir. Bak bunlar verilmiş. 60'a ve 80 derece verilmiş. Alfa kaç derecedir? Bak aynı muhabbet. Yukarıdaki soruda aynı. 60 var. İkizkenarlık var. O zaman ne yapacağız? Bunları eşkenar üçgene tamamlayacağız. Bakın buraların 60 olduğunu anladın herhalde artık. Değil mi? Çünkü tepe açısı 60. Dolayısıyla diğer iki açının ölçüleri toplamı 120 olması lazım. Bunlar da ikizkenar zaten. Ne olacak? 120'yi 60'a 60 şeklinde paylaşacaklar. Eşkenar olduğundan dolayı üçkenar uzunluğu da birbirine eşit olacak. O yüzden eşkenar üçgenin, bakın buradaki uzunlukları çift çizgi ise burası da çift çizgi olacak. Arkadaşlar burası da aynı zamanda çift çizgiydi. Bak demek ki burada BDC üçgeninde ikizkenar üçgen olmuş oldu. Şu açının tamamı 80 değil. 60'ı buradaysa şuraya ne kaldı? 20 kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki üçgene baktığım zaman tepe açısı 20. O zaman ikizkenar üçgen bu aynı zamanda, değil mi? Oldu. Dolayısıyla geriye iki açının toplamı 180 olacak. 160 olacak. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar, dolayısıyla 80'e 80 şeklinde paylaşır. Veya şöyle dersin, burası alfa ya, ikizkenar olduğundan dolayı burası da alfa. Alfa artı alfa artı 20'yi topladığım zaman 180 dersin. 20'yi diğer tarafa atarım. Alfa ile alfayı toplarsam 2 alfa. 20'yi diğer tarafa attım, 160. Her tarafı 2'ye bölersem de alfayı buradan yine 80 derece olarak bulmuş oluruz. Tamam. Evet, geldik şimdi 16. sorumuza. ABCD dörtgen demiş arkadaşlar. Diklik var. Neresi diklik? AB ile BC. AB ile BC birbirine dikmiş. O zaman şurası ne olacak? 90 derece olacak. 60'ı burada. O zaman şuradaki açı ne olacak? 30 derece olacak arkadaşlar. Tamam. Şöyle yazalım. Şurası 30 derece olmuş oldu. Şimdi ne diyor? BC, AB. Bak BC uzunluğu neresi? Şurası. AB uzunluğu neresi? Bakın şurası ikizkenar üçgen oldu, değil mi? Bir de BD uzunluğu da eşitmiş. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar bak şimdi ABC üçgenine bakın. 90'sa bak burası 90'sa şurası 90 derece. Dolayısıyla taban açılarına kaç düşecek? 45'e 45 düşmez mi? Değil mi? İkizkenar üçgen ya. Anlaştık. Şimdi bir de şuraya bakın. Şuraya bakın. Onu da şöyle kırmızıyla arkadaşlar göstereyim. Şöyle. ABD üçgenine bakın. Şimdi burada bir ikizkenarlık söz konusu değil mi? Bak şuralar İkizkenar üçgen. Tepe açısı bunun 30 ya. O zaman ikizkenar olduğundan dolayı bak burası alfa ise şuranın tamamı da alfa olmayacak mı? Alfa artı alfa artı 30 ne olacak? 180 olacak. Alfa ile alfayı toplarsam 2 alfa. 30'u diğer tarafa attım. 150. Her tarafı 2'ye bölersem de alfayı 75 derece olarak bulmuş oluruz. Bizden de zaten o isteniyor. Tamam. 17'ye bakalım şimdi. ABC eşkenar üçgen. Bak eşkenar üçgen diyorsa hiç böyle beklemeyeceksin. Hemen açıları maçları falan hep 60 derece. Şimdi şurası arkadaşlar 60 derece değil mi? Evet. Bak ben buraya şimdi 60 yazsam buradaki açı bölünüyor ya. O yüzden yazmadım. Yazmadım şöyle. Şekil çok karışmasın diye. Tamam. Peki arkadaşlar. İkizkenar kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan dolayı bu 3 tane kenar birbirine eşittir. Değil mi? Evet. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Aynı zamanda ikizkenar üçgenin özelliklerini taşıyordu ya. Bak şuradan ne olmuş arkadaşlar? Bir dik çizilmiş. Doğru mudur?
Bak bu aynı zamanda ikizkenar üçgen olduğundan dolayı ne oluyordu? İki tanesi sağlandığı zaman diğer özellikler de sağlanıyordu. Değil mi? Şimdi arkadaşlar burası da açıortay olmayacak mı? 60 derece B açısı eşkenar olduğundan dolayı. Burası dik olduğundan dolayı arkadaşlar dik tabanı aynı zamanda iki eş parçayı ayıracak. Aynı zamanda tepe açısı ne olacak arkadaşlar? Açıortay olmuş olacak. Bunları da yaptık. Devam ediyoruz soruyu okumaya. BL ile BK uzunluğu birbirine eşitmiş. Bakın BL uzunluğu şurası. BK uzunluğu şurası. O zaman arkadaşlar şurada BKL üçgeni bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. O zaman bak ben buraya ne diyeyim? X diyeyim. Buraya da X diyeyim arkadaşlar. Buradaki üçgenin iç açılarını topladığım takdirde 180 olacak. 30'u diğer tarafa attım. X ile X'i topladım. 2X 150 oldu. Her tarafı 2'ye bölersem X'i 75 olarak bulmuş olur. Hemen yazalım. Şuraları 75 yazalım. Şimdi dikkat edecek olursan şuradaki üçgende bak şuradaki üçgende üçgenin iç açıları bak iki tane iç açı var ya şurada alfa ve 60. İki tane iç açıyı toplayınca kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşit değil mi? Evet. Alfa artı 60 eşittir 75. Bunu diğer tarafa atarsam alfayı buradan 15 derece olarak bulmuş oluruz. Tamam? Geldik şimdi 18. ve son örneğimize. Aşağıda verilen köpek kulübesinin ABCD kısmı kare, EDC çatısı ise şurası da eşkenar üçgendir. O zaman hemen ne yapacağız? Kare ise arkadaşlar şu bütün kenarları birbirine eşittir. Değil mi? Tamam eşkenar üçgende de bütün kenarlar birbirine eşit değil mi? Bak burası mavi tek çizgi dedik. O zaman diğerleri de ne olacak? Tek çizgi olmuş olacak. Peki bunu yaptıkta ne oldu? Bak şurası ve şurası. Buradaki üçgen bir ikizkenar üçgen haline gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın burası kare olduğundan dolayı şurası köşelerin hepsi 90'lar derece değil mi? 90'lar derece. Şurası da arkadaşlar bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı EDC. O zaman bütün taban açıları 60'ar derece değil mi? Burası da 60 olacak. Şimdi şuradaki açıyı gördün mü? 90 artı 60'tan 150 geldi. İkizkenar üçgende. Burası alfa ise şurası da alfa olmayacak mı? Alfa artı 90 artı 60'tan 150 gelecek. Ve toplamları 180 olacak. Çünkü bu üçgen. Alfa ile alfayı topladım. 2 alfa. Bunu diğer tarafa attım. 30. Her tarafı 2'ye böldüm. Alfayı 15 derece olarak bulmuş olduk. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.